Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Evet, sivilce tedavisi ve ter bezi nedir diyelim ve başlayalım. Evet, sivilce yağ üreten yağ kesicikleri, yağ hücreleri kıl kökünden yukarı teri, deriyi, cilde çıkar. Eğer ki yağ oranı artarsa kesecikler kendini frenlemek için, artan yağ oranını azaltmak için kesecin ağzını kapatmaya çalışır. Bu da içeride kalan yağ tabakası bakteriler tarafından enfeksiyona dönüşür ve sivilce ortaya çıkar. Yani yağın bakteriler tarafından toksik maddeye dönüştürülmesidir. Bunu genellikle ergenlik çağındaki erkek çocuklarda ve kız çocuklarında daha az hormon anormalliklerin alışkan olduğu bir hormondan daha fazla hormon salgılamasıyla birlikte bu durum ortaya çıkar. Genellikle hormon anormallikleri, hormonların artması ergenlik çağında birçok çocuk, genç sivilceyle birlikte bir psikolojik durum yaşamaya başlarlar. Gerilirler okulda, çevrede, ailede, çocukların üzerinde oynanan sözler, konuşmalar vesaire gençleri olumsuz etkiler. Hatta bunu çok çok ciddiye alıp bunalıma bile girebilen çocuklar var. Okula gitmeyip çevresindekilerle konuşmayan, gerilen, küsen vesaire vesaire. Yani basit gibi algılamamak gerekir. Tedavi edilmezse çocukların psikolojisi bozulabilir. Tedavisi aslında nedir? Çok basittir. Bilindiği gibi dünyada akne, sivilce aynı kelime. Türkçesi sivilce, Latincesi acne vulgaris. Yani basit sivilce. Basit sivilceye sıradan sivilce acne vulgaris denir Latince. Bir de çok ağır bir akne türü daha var. Buna da ter bezi iltihabı denir. O biraz farklı. Burada basit, sıradan, adi, sıradan sivilce tedavisi çok kolay. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış ve etkisi ispat edilmiş bir bitki var. Çay ağacı yağı veyahut da Latince ismiyle Melaleuca alternifolia. Bu sivilcenin her türüne karşı etkili. Mükemmel bir ürün. Bu çay ağacı yağını mesela Avustralya'ya giden kaşif burada yaralanmış. Adamın ayağındaki yara iyileşmeyince bir gölde ayağını yıkıyor. Aa, bakıyor ki yaralar hızla iyileşiyor. Acaba bu suyun içerisinde ne var diye inceliyor. İncelediğinde gölün çevresindeki Melaleuca isimli bitkinin antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu görüyor ve hemen bunun bir çiftlik kurarak yetiştirmeye başlıyor. O günden bugüne kadar çay ağacı yağı, akne, sivilce gibi tırnak mantarı, efendim pis kokulu bayanız akıntıya karşı dünyada en etkili bitkidir. Çay ağacı yağı ile ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Bunlardan biri mesela Profesör Doktor Vazart ve ekibi 1990 yılında birleşiminde %5 çay ağacı yağı içeren özel bir karışımla, yani etil alkol %5 çay ağacı, sivilcesi, aknesi olan çocuklar, gençler sivilce olan noktaya sürdüklerinde sivilceyi iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Doktor Williams ve ekibi yapmış olduğu araştırmalarda çay ağacı yağının tırnak mantarı ve ayak mantarını iyileştirdiği belgelemiştir. Profesör Doktor Blaise ise yapmış olduğu araştırmalarda vajinal akıntıları iyileştirmiştir. Yani birçok rahatsızlığa kullanılmakta. Mantara karşı etkili, sivilceye yani sıradan basit akneye karşı etkili. Hatta herpese karşı etkili. Ben birkaç defa deney yaptım. Bir sunucu hanımefendinin yüzünde siyah bir nokta böyle
Kadıncağız sürekli üzerini fondötenle kapatıyor, makyaj yapıyor vesaire. Bir türlü kurtulamıyor. Yıllardır çekiyor. Dedi ki bana, ya yok mu bunun çaresi? Çok kolay. Bir damla çay ağacı süreceksiniz. Akneden kurtulacaksınız. İnanılır gibi değil dedi. İnanacaksınız. Ben ona dedim buyur bir dene. Bir damla damlattı. 3-4 gün sonra tekrar programa çıktığımda dedi ki ya gerçekten bir damlayla yok oldu. Aynı program burada başka bir programda başka bir bayanla da denemiştik. Onun da yüzünde herpes, iyileşmeyen bir dudağının kenarında herpes vardı. Bir defa da geçti. Çay ağacı yağı sivilceye karşı çok çok etkili. Bazıları efendim lazerle tedavi, şununla tedavi, lazerle dokulara zarar veriyorsunuz. Ve hatta çok ağır bir akne ve sivilce, yani akne, sivilce aynı şey. Sivilce Türkçe, akne Latince, vulgaris. Bazıları çok ağır kimyasal ilaçlar kullanıyorlar. Birleşiminde metilfenildat isimli, yani ilacın ismini söylesem belki mahkemelik oluruz. Çok ağır bir ilaç yazıyor doktorlar, reçeteyle eczaneden alıyor vatandaş, kullanıyor. Sivilceden kurtulmak için neydi ismi? Metilfenildat. Çok ağır bir kimyasal ilaçtır. Karaciğeri tahriş eder, tahrip eder. Karaciğer yağlanmasına, karaciğer zehirlenmesine sebep olur. Bir, böbrekleri çürütür, böbreklere zarar verir, lenf sistemine zarar verir. Bunu kullanan insanların mutlak surette dudakları kurur. Yapısını, yani ağız mukozasını bozar. Dudakları zarar verir. Görme zafiyetini, duyma zafiyetine sebep olur, beyne zarar verir. Ben bu sanırım bu dediğiniz akne ilaç hapı. Reçeteyle yani imza ile alınan bir eczaneden alınan ilaç. Benim bir tanıdığım almış. Getir bakayım reçetesini dedim. Getirdi bana. Reçete tam bu bir metre. Bir metre uzunluğunda bir reçete. Yaz bitmiyor. Yan tesiri şudur. Vatandaş alıp hala kullanıyor. Ya 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu toksik bir madde. Vücudun atmıyor bunu. Böbrekleri çürütecek, karaciğeri çürütecek, dalak gidecek, böbrek gidecek, beyin gidecek. Aa, hiç umurunda değil. Yeter ki sivilceden kurtulsun. Sivilceden kurtulmak için kendini zehirli. Oysa çay ağacı yağından birkaç damla sürüyorsunuz, bitiyor. Bu kadar basit. Neden bir kendini insanlar böyle ağır, çok ağır bu rakotan hap, akne hapını kullanıyor? Akıl işi değil yani. Akıl işi değil. Allah sağlık sıhhat versin. Yani insanlar bile bile ne yapıyor? Kendini zehirliyor. İlle ki zehirlenecek. Gidecek, alacak, kullanacak, zehirlenecek. Seve seve yapıyor bunu vatandaşlar. Kendini zehirlemeyi çok seviyorlar maalesef.